Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Taha suresinin 83. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Daha önceki derslerimizde Musa aleyhisselamla Firavun arasındaki mücadeleyi Rabbimiz bize anlatmıştı. Ve son olarak da Musa aleyhisselam ve kavmi Firavun'un zulmünden kaçmışlar. Kızıldeniz'e gelmişler ve oradan Cenab-ı Hakk'ın mucizesiyle Musa Aleyhisselam'ın elinde zuhur eden, ortaya çıkan asa mucizesiyle deniz açılmış, Musa ve kavmi kurtulmuş, peşlerini takip eden Firavun ve ordusu ise orada boğulmuşlardı. Daha sonra Musa Aleyhisselam ve kavmi kurtulunca Sina'ya doğru yola çıkmışlardı. Ve daha önce Yüce Rabbimiz Musa Aleyhisselam'la vaatleşmişti. 30 gün Tur-i Sina'da bulunacaktı. O Tur Dağı'nda bulunacaktı. Rabbi ile buluşacaktı. Ve orada kendisine Tevrat verilecekti. Musa Aleyhisselam işte bu söze, bu vaade riayet ederek Tur'a doğru yola çıktı. Bazı müfessirlere göre kavminin içinden 70 kişi de seçti. Onlar da çünkü ona şahit olmak istiyorlardı adeta. Ve Kur'an'ın değişik ayetlerinde ve surelerde anlatıldığına göre o kavmin içinden seçilen 70 kişi de Musa Aleyhisselam'ın peşinden Tur'a doğru yola çıkmışlardı. İşte tam bu sahne bu şekilde cereyan ederken Musa Aleyhisselam kavminden o seçtiği 70 kişiyi adeta geride bırakıp, yani onlar biraz yavaşça hareket ettiklerinden kendisi biraz daha hızlı, süratli bir şekilde Tur'a varmıştı. Müfessirlerimizin bazılarının açıklaması bu şekilde. Ve Rabbi ona Tur'a vardığında şöyle sordu. İşte bugünkü bölüm bu ayetle başlıyor. 83. ayet. Ve ma a'celeke an kavmike ya Musa. Rabbimiz buyuruyor ki ey Musa, kavmini bırakıp da aceleyle buraya gelmene sebep neydi? Ya da neden bu acele onları bırakıp da geldin? Böyle bir soru sordu. Musa Aleyhisselam buna cevaben "Kale hum ulai ala eseri ve aciltu ileyke rabbi litarda." Onlar benim izimdeler. Benim yakınımda, peşimdeler ya Rabbi. Benden razı olasın, hoşnut olasın diye acele ettim dedi. Kur'an-ı Azimüşşan'ın hiçbir cümlesi, hiçbir kelimesi lüzumsuz değildir. Her bir kelimede, her bir cümlede, mesajda bizim kimini anladığımız, kimini henüz anlayamadığımız nice hikmetler gizlidir. Müfessirlerimiz tarih boyunca Kur'an'ın her bir mesajının, her bir pasajının, her bir kelimesinin neler ihtiva ettiğini, neleri içerdiğini, hangi hikmetlere işaret ettiğini açıklamaya çalışmışlardır. Bazı müfessirlerimiz derler ki, burada Musa Aleyhisselam ve aciltu ileyke rabbi litarda, Allah'ım sen razı olasın diye acele ettim ifadesinden yola çıkarak Allah'ın rızasını elde etme, Allah'a kurbiyet, Allah'a münacat, yani Cenab-ı Hak'la adeta gönülden konuşma, fısıldaşarak konuşma gibi böyle bir ünsiyet
Hakka kurbiyet, Hakka yakınlık noktasında acele etmek bizi Allah'a yakın kılacak amelleri yerine getirmekte acele etmek Allah'ın rızasını celbeder demişlerdir. Üzerimize çeker. Yani bu ayetten yola çıkarak Ya Rabbi sen razı olasın diye acele ettim ayetinden yola çıkarak böyle ince hikmetlere işaret etmişlerdir. Gerçekten şöyle ifade edelim. Birisinden bir şey talep ettiğiniz zaman onu duymazdan gelirse ya da ağırdan alırsa ona karşı çok böyle bir muhabbetiniz akmaz. Fakat daha ağzınızdan çıkar çıkmaz talebinizi dile getirir getirmez fırlayıp koşarsa bir insan o talebinizi yerine getirme adına acele ederse bu sizin çok hoşunuza gider. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın kullarının Allah'ın emirleri karşısında tembellik yapması, ağırdan alması, gevşeklik göstermesi Allah'ın rızasını çekmez o kulun üzerine. Bu sebeple buyurulmuştur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından mesela en hayırlı amel hangisidir ya Resulullah diye sorduklarında as-salatu li vaktiha buyurmuş Efendimiz. Vaktin evvelinde kılınan namaz. Hadis şarihlerimiz, hadis açıklayıcısı olan alimlerimiz böyle izah ediyorlar. Ezan okundu diyelim, öğlen ezanı okundu. Öğlen ezanının vakti öğle ile ikindi arasıdır. İkindi ezanı okununcaya kadar vakit var. Fakat en faziletlisi hangisi, hangi vakitte kılmak önemli? Ezan okunur okunmaz kılınan namaz çok, çok daha faziletli. Bir mazeret olabilir, geçerli bir mazeret olabilir, başka şeyler olabilir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında özellikle tabii onun bulunduğu bölgede hararet çok yüksek olduğu için zaman zaman Efendimiz öğle namazını onlara biraz daha serin vakte tehir etmelerini istemiştir. Ama normal şartlar altında bütün namazlarda namazların ilk vaktinde eda edilmesi daha faziletli görülmüştür. Acele etmek şeytandandır, evet. Fakat hayırlı işlerde acele etmemek birçok fırsatların elden kaçmasına sebep olur denilmiştir. Öyleyse şöyle ifade edelim. Düşünmeden, taşınmadan, rastgele koşuşturmak değil de bir işte sürat göstermek, yani ağırdan almamak, gevşek davranmamak, arka plana atmamak Allah'ın rızasını celbetme bakımından önemlidir. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ve aciltu ileyke rabbi literda Allah'ım sen benden razı olasın diye ben acele ettim böyle demesi önemlidir. Kavmi henüz efendim bu şuurda, bu iştiyakta değildir. Onun için onlar ağırdan alıp onun peşi sıra gelmektedirler. Fakat Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak'la konuşmanın lezzetini, tadını tatmıştır. Onun ilk peygamberliği gerçekleşirken Allah onunla konuşmuştu. Yeniden bir böyle bir davet alınca vahiy ile böyle bir kendisine Tur-i Sina'da gel 30 gün kal denince o zevki, o tadı yeniden hatırlayıp Allah'ın o emrini yerine getirmek o manevi lezzeti yeniden tatmak için büyük bir sürat göstermiştir muhtemelen. Geride de o 70 kişinin haricinde kavmi var elbette. Onların üzerine bir gözetleyici olsun, onların başında bulunsun diye de kardeşi Harun Aleyhisselam'ı vekil bırakmıştı Musa Aleyhisselam. Evet, bazı müfessirlerimiz işte قَالَهُمْ اُلَٰي عَلٰى اَثَر۪ي Ya Rabbi onlar yakınımda benim peşimdeler ifadesini, onlar benim izim üzerindeler ifadesini bir bu şekilde anlamışlar. Yani kavminden 70 kişi seçildi. Onlar da Tur'a davet edildi. Buradaki kasıt onlardır diye izah ediyor bazı müfessirlerimiz. Ama kimileri de
Hayır, bu manada değil. O 70 kişinin daveti bir başka zaman olmuştu. Bu zamanda değil. Buradaki mana şudur. Galehum ulai ala eteri. Ya Rabbi, onlar da benim yakınımda ve benim izimdeler. Yani benim onlara gösterdiğim tarz üzere devam ediyorlar. Hal ve hareketlerini ona göre düzenliyorlar. Onlar bana tabiler. Onlar hakkında bir endişem yok anlamında bir ifade olarak açıklıyorlar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşşan'da birçok efendim ayette özellikle Allah'ın zikrine, hayırlara ve cenneti kazandıracak amellere koşulmasını emreder. Bu da önemli bir şeydir. Fes'av ila zikrillah. Allah'ın zikrine koşun buyurur. Ve sabiku ila mağfiratin min rabbikum ve cenneh. Rabbinizin mağfiretine, bağışlamasına ve cennetlerine koşun buyurur. Ve istabiqul hayrat. Hayırda yarış halinde olun buyurur. İbadetlere tembel tembel kalkanların ise münafıklar olduğuna dikkat çekilir ayet-i kerimelerde. Bu kıssanın bu bölümüyle ilgili daha birçok efendim hikmetlere yer vermiştir alimlerimiz. Şöyle ifade edelim. Sizin evrad-ı eskarınız olabilir. Bir takım efendim Rabbinizle hususi buluşma anlarınız, seher vakitleri diyelim. Veya bir takım nafile ibadetleriniz vardır. Bunları aşkla, şevkle yapmak size çok daha büyük feyizlerin, çok daha büyük manevi bereketlerin ve rahmet-i ilahinin inmesine sebep olur. Ama buralardaki ağırdan alma, ilgisiz davranma, işi gevşek tutma ise elbette aynı sonucu vermez. Devam ediyor 85. ayet olarak Rabbimiz buyuruyor ki Musa Aleyhisselam'ın bu sözü üzerine قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِر۪ي Allah şöyle buyurdu. Biz sen ayrıldıktan sonra geride bıraktığın kavmini imtihan ettik. Onları bir fitneyle karşılaştırdık adeta. Bir imtihana tabi tuttuk. Ve Samiri denilen kişi onları yoldan çıkardı, saptırdı. Sen diyorsun ki onlar benim izimdedirler. Benim bıraktığım hayat tarzı üzere kulluklarını sürdürüyorlar diyorsun ama Samiri denilen adam onları saptırdı, yoldan çıkardı diye Rabbi Musa Aleyhisselam'a haber veriyor. O İsrailoğulları Kızıldeniz'i geçtikten sonra putlara tapan bir kavme rastlıyorlar. Firavun'un zulmünden kurtulmuşlar. Demek ki bir müddet daha yürüyorlar. Orada artık köye mi rastladılar, kasabaya mı? Orada bir takım insanlar bir takım putlara tapıyor gördüler. Ve Musa Aleyhisselam'dan da kendileri için onlarınkine benzeyen bir ilah yapmasını istediler. Bir put yapmasını istediler. Tabi putları yıkmakla mükellef olan, sorumlu olan peygamber put yapar mı? Musa Aleyhisselam onların bu isteğini şiddetle reddetti. Ama şunu görüyoruz ki, tabi henüz daha eğitilmemiş bir halk kitlesi. Musa Aleyhisselam peşine düşmüşler, tamam. Onun peygamber olduğunu da kabul etmişler. Fakat içlerindeki o bir takım inançlar, o Mısır toplumunda, Mısır toplumu da böyle bir öküze tapan bir toplummuş o dönemde. Bu tür putlar var yani en azından. Demek ki oradan bir alışkanlık var. Bizim de bir putumuz olsun diyorlar Musa Aleyhisselam'dan. Böyle bir istekte bulunuyorlar. Musa Aleyhisselam reddediyor. Tabii İslam efendim Hazreti Adem'den itibaren gelen bütün hak dinlerin ortak adı olan İslam böyle bir putçuluğu yıkmak için gelmiştir. Ve Allah inancını doğru bir şekilde zihinlere, kalplere oturtmaktır esas vazife bütün peygamberlerin. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın onların bu talebine evet demesi düşünülemezdi.
Fakat Samiri denilen de işlerinde birisi var. Bunun kimliği hakkında tefsirlerimizde farklı bilgiler var. Fakat buradan genel anlamda anlaşılan olur ki Samiri biraz sanatkar bir adam. Muhtemelen kavmi içerisinde de kendince bir itibarı olan, kendince bir farklılığı olan, diğerlerine nazaran bir takım artıları olan birisi. Heykelcilik yapmayı da biliyor. Yani heykelcilikten de anlıyor. O onlara bir put yapıyor. Bu Samiri hakkında klasik tefsir kitaplarımızda onun İsrailoğullarından birisi olduğu ifade ediliyor. Hatta Musa Aleyhisselam'ın dayısının oğludur deniyor. İsminin de onun da Musa olduğuna dair kitaplarımızda bilgiler geçiyor. Kimilerine göre ise komşusu bir Kıpti olup, Musa Aleyhisselam'ın komşusu Mısır Kıptilerinden birisi olup, kendisiyle Mısır'dan çıkanlar arasında yer almıştır. Kimilerine göre de aslen Kirmanlı birisidir. Nereli olduğu o kadar önemli değil ama Cenab-ı Hak onun ismini de verdiğine göre o farklı birisi. Yine bazı müfessirler Musa Aleyhisselam'ı kıskanan, içten içe ona kin tutan bir münafıktı diyenler de var. Tabii bu rivayetlerin sıhhati yani doğruluğu Kur'an'da ve Peygamberimizin sahih sünnetinde yer almadığından kimisi efendim İsrailoğullarının efendim Tevrat'ın tefsirlerinin onun Tevrat tefsirlerinin yorumlarından da etkilenerek söylenmiş sözler olduğunu da ifade edebiliriz. İşte tefsir kitaplarımızda izah için bu tür bilgilere de yer veriliyor. Fakat biz Kur'an'ın ana metnine baktığımız zaman Samiri bilinen birisi, bir takım becerileri olan birisi anladığımız kadarıyla ve Musa Aleyhisselam Tuğra gidince onun arkasından bir buzağı heykeli yapıp ama maharetli bir buzağı kendince bir ustalık gösteriyor orada. O ses çıkaran böyle bir öküz sesi çıkaran, buzağı sesi çıkaran bir buzağı heykeli yapıyor. Ve onları işte Musa'nın ilahı budur ama o başka yerde arıyor diyerek kavmini saptırıyor. Yüce Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a bu haberi verince yani Samiri'nin onun kavmini saptırdığını kendisine iletince Musa Aleyhisselam hemen bu haber karşısında bir tavır alıyor. Ki onun ne yaptığını Kur'an-ı Kerim bize şöyle anlatıyor. فَرَجَعَ مُوسَى اِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا Musa Aleyhisselam bu haberi alınca hemen büyük bir hiddetle, büyük bir kızgınlıkla, üzüntüyle, içinde bir adeta kavmine karşı, hatta Samiri'ye karşı kinle geri dönüyor. فَرَجَعَ مُوسَى اِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا غَضْبَان son derece sinirlenmiş, kızmış, kavminin yaptığına kızmış, kavmini saptıran Samiri'ye kızmış ve büyük bir üzüntüyle hayıflanarak dönüyor. Gale, kavminin yanına geliyor. Diyor ki onlara, ya kavmi, elem ya'idukum rabbukum vaden hasena. Ey kavmim, Rabbiniz size çok güzel bir vaatte bulunmadı mı? Allah size bir vaatte bulundu. Ne dedi? Size Tevrat'ı göndereceğini vaat etti. Daha başka vaatlerde bulundu. Eğer kulluk yaparsanız, yalnız Rabbinize ibadet ederseniz, Allah'tan başkasını ilah kabul etmezseniz, size dünyada ve ahirette nice nice nimetler vereceğini vaat etti. Allah size böyle bir güzel vaatte bulunmadı mı diyor. اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ Bu ahit, Rabbinizin ahdi, size verilen
bu güzel vaat, bunun gerçekleşme süresi size uzun mu geldi? Ne bu acele? Yani neden Rabbinizin vaadine güvenmediniz diyerek onlara soruyor. Efetale aleykümül ahdü. Bu ahit, Hakk'ın verdiği bu söz size uzun mu geldi? Em arattum en yahille aleyküm gazabun min rabbiküm. Yoksa Rabbinizin gazabının tepenize inmesini mi istediniz? Yani Allah'ın bir azabı, bir musibeti, bir belası gelip sizi çarpsın mı istediniz? Fe ahleftum mev'idi. Bunu istediğiniz için mi bana verdiğiniz sözü bozdunuz? Şimdi Musa Aleyhisselam kavmine çıkışıyor. Evet, Cenab-ı Hak iman edip salih amel işleyenlere, peygamberlere iman edip onları destekleyenlere her zaman zafer vaat etmiş, her zaman yardımını vaat etmiş. Dünyevi ve uhrevi, dünyada ve ahirette bereketler ve nimetler vaat etmiş. Hep böyle olmuş. Ve peygamberlerin vaadine inanan, peygamberlerin diliyle Hakk'ın vaat ettiklerine inanan kimseler de daima inandıkları o hakikatlerle buluşmuşlar. Allah onları mağdur ve mahcup etmemiş. Kıyamette daha büyük nimetlerle taltif edileceği ise muhakkaktır. Allah'ın verdiği sözden daha doğru söz olabilir mi? Ama insanoğlu tabii peygamberlere tam da bu anlamda gönül veremiyor demek ki. Zahiren inandık diyorlar ama onların vasıtasıyla verilen sözlere tam da gönülleri oturmuş olmayabiliyor. Eğer burada şüphe varsa esasen imanda bir şüphe olmuş oluyor. Peygamber ne söylediyse, peygamber diliyle bize ne vaat edildiyse, mümin olan insana lazım olan ona tas tamam iman etmek, inanmak, o konuda asla şüpheye düşmemektir. Fakat gel gör ki insanoğlu gerek nefsinin fısıltıları, gerek insan ve cin şeytanlarının vesveseleri sayesinde içine birçok kuruntu düşüyor, birçok şüphe düşüyor. Muhtemelen Musa Aleyhisselam'ın kavminin de kafasını çelmiş Samiri. Ve Musa Aleyhisselam'ın Allah adına verdiği vaatlere dikkat etmemişler. Ve Musa Aleyhisselam bunun hesabını soruyor. Onlar da diyorlar ki, قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا اَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَ السَّامِر۪ي. Dediler ki, sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Yani kendi gücümüz, iktidarımızla biz bu sözü bozmuş değiliz. Yani adeta mecbur kaldık demeye getiriyorlar. Velakinna humminna evzaran min zinetil kavmi. Fakat şu kavmin, yani Mısır halkının zinet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Fekadefnaha fekezalike elgassamiri. Onları işte biz böyle bıraktık, attık. Samiri de böyle attı. Bir çukura atıyorlar. Ve فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجِلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارِ derken Samiri onlar için böyle ses çıkaran, buzağı gibi böğüren, böyle bir sesi olan bir buzağı heykeli döküp çıkardı bu ziynet eşyalarından. فَقَالُوا sonra Samiri ve avanesi, Samiri'ye güvenenler, inananlar, onun sözüyle hareket edenler dediler ki, هَذَا اِلَٰهُكُمْ وَاِلَٰهُ مُوسَى فَنَس۪ي. İşte sizin ilahınız, tapacağınız ilah budur. Musa'nın ilahı da budur. Ama o bunu unuttu diyorlar. O unuttu. O işte dağda taşta o ilahı aramaya çıktı. Ama esas efendim ilah, Musa'nın aradığı ilah buydu diyorlar. Dolayısıyla biz de diyor mecbur kaldık diyor adeta halk. Biz bir şey bilmiyoruz. Samiri yaptı ne yaptıysa.
O bir takım ziynet eşyaları toplayıp getirmiştik. Bunun hakkında bir takım rivayetler var. Biraz sonra onlara da değinmiş olacağız. Nedir bu ziynet eşyaları? Samiri bunu nasıl yaptı? İşte o ziynet eşyalarını toplayıp, eritip onlara bir buzağı şekli verdi. Sonra öyle bir sanat eseri ortaya çıkardı ki esen rüzgarlarla bir takım sesler de çıkarıyordu. Çıkardığı ses de buzağı sesine benziyordu. Ve bunu biraz efendim görkemli bir şekilde de yapınca insanlara ilah diye onu sundu. Şimdi 89. ayette buyuruyor ki efela yaravne ella yercu ileyhim kavlen ve la yemliku lehum darran ve la nef'a. Onlar görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine hiçbir sözle cevap veremiyor ve onlar için ne bir zarar ne de bir fayda sağlamaya güç yetirebiliyordu. Yani hiç mi akıllarını çalıştırmadılar diye soruyor Cenab-ı Hak. Görmüyorlar mıydı? Hiçbir görüşleri yoktu. Böyle konuşmayan, fayda ve zarar vermekten aciz bir mahluk nasıl ilah olabilir? Bu noktada hiçbir düşünce ortaya koyamıyorlar mıydı diye soruyor Yüce Rabbimiz. Cenab-ı Hak şirkin her çeşidinden hepimizi, ümmeti Muhammed'i, tüm insanlığı muhafaza buyursun efendim. Allah'a emanet olunuz.